FTX'in batışından sonra kripto para borsalarına çok daha dikkat etmeye başladım. Dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olarak gösterilen FTX bile batıyorsa diğerlerine neler olur neler mantığıyla yola çıkarak bazılarını gözlemliyorum. Bu gözlemlemelerimi de şimdi sizlere aktarıyorum. Sonuçta bu borsalara ciddi anlamda para yatıran arkadaşlarımız mevcut. Hepinizin bildiği gibi kripto para borsalarına gönderdiğiniz coin cüzdanları o kripto para borsasının kendi cüzdanları. Siz o cüzdanlar üzerinden alım satım yapıyorsunuz. Yani o kripto para borsası eğer batarsa cüzdana erişiminiz ne yazık ki olmuyor. FTX'in batışından sonra bildiğiniz gibi borsalar ellerinde tuttukları kripto para varlıkları ile ilgili kanıt niteliği taşıyan belgeler yayınlamaya başlamışlardı. Ama Ekim sonlarında Crypto.com Gate.io isimli kripto para borsasına 320 bin Ethereum göndermişti. Ve bunun ortaya çıkmasından sonra bunun yanlışlıkla olduğunu ve miktarın geri alındığını söylemişti. Tabi yanlışlıkla olacak bir miktar olmadığını belirtmek istiyorum. Gate.io için çanları çalan bir olay olduğunu düşünüyorum. Sadece ben değil, muhtemelen çoğu kişi böyle düşünmüş olacak ki birazdan sizlere göstereceğim tabloda ciddi bir spot işlem hacmi düşüşü yaşandı. Bu arada bu kabaca şu anlama geliyor. Sen al bunu, sende var gibi göster ve sonra bana iade et. Tabi umarım bu bir yanlışlıkla gönderimdir. Gördüğünüz tabloda Ekim ve Kasım arasındaki değişimi görmektesiniz. En büyük düşüşü tam tamına %62 oranıyla Femex, %44 de KuCoin ve %43 oranıyla Bitmart yaşamış. En büyük artış da Binance'de yaşanmış. Binance ile ilgili Wall Street Journal geçtiğimiz günlerde bir yazı yayınladı. Ve yazıda Binance ile ilgili bazı şeylerin çok net olmadığından bahsediyor. Yani gizemli olduğundan bahsediyor. Umarız Binance ile ilgili de bazı sıkıntılar yoktur. Ayrıca 2023 yılında devletler kripto paraya geçişin temelini atıyor. Ve 7 yıl içerisinde tamamlanacak bir sistem değişikliğiyle artık nakit para dönemi sona erecek. Yani her devletin bir dijital parası olacak, bir kripto para borsasından çok daha güvenli olacağı kesin. Bu konuyla ilgili daha sonra daha ayrıntılı bir video yapacağım. Şimdi hızlıca geçeyim. Peki bir kripto para yatırımcısı olarak burada ne yapmamız gerek? Açık konuşmak gerekirse %0,01 risk bile olsa kripto paralarınızı korumanın en kolay yolu soğuk cüzdanda yani fiziki ve kontrolünüzde olan bir cüzdana aktarmak en güzeli. Tabii karar sizin. Kripto para borsalarına çok şeffaf bir kontrol mekanizması gelmediği sürece her zaman şüpheci yaklaştığımı belirterek sözlerimi burada son noktayı koyuyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz tam da şurada abone olduğunda çok güzel bir buton var. Oraya tıklayarak abone olabilir ve sonraki videolarımı takip edebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.